için hani mahallelerde muhtarlar mahallesi. LÖSEV ailelerle buluştuğu bilgilendirmeler yaptı. Gıda yardımında bulundu. LÖSEV'li Çocuklar Vakfı Kütahya'da saha çalışmalarını sürdürüyor. LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörlüğü'nden yetkililer Kütahya'da ailelerle bir araya geldi. Hayata tutumluğunu görmek tekrar bizi mutlu ediyor. Yusuf Eren Özer. Hezardinari Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Hanife Yılmaz önce ailelerin isteklerini dinledi, sonra gıda yardımında bulundu. Bugün burada Kütahya ailelerimize kırmızı et dağıtımı için bulunmaktayız. Geçen ayda 50 ailemize dağıtım yapmıştık. Şu anda 50 ailemize daha dağıtım yapıyoruz. LÖSEV bilindiği üzere adak ve kurban bağışlarını bütün yıl boyunca tedavisi devam eden hastalarımıza düzenli olarak dağıtmakta. Vakıf ailelerle sürekli buluşmalar gerçekleştiriyor. İstekleri yerine getirmeye çalışıyor. Bir taraftan kanserle, bir taraftan yoksullukla ve yalnızlıkla mücadele ediyorlar. Maalesef bu süreçte boşanmalar çok yoğun yaşanıyor. Ve onlara her zaman yalnız olmadıklarını, bizim onların yanımızda olduğumuzu ve herhangi bir sıkıntıda, sorunda yaşayacakları herhangi bir tedavilerini aksatabilecek hayatsal sorunda bizden destek alabileceklerini sık sık belirtmeye çalışıyoruz. LÖSEV yetkilileri dolandırıcılara karşı da uyarıyor. Hiçbir şekilde insanlarımızın dini, vicdani duygularının sömürülmesini istemiyoruz. LÖSEV hiçbir şekilde kapı kapı dolaşıp para toplamaz. Hiçbir şekilde basılı bir dokümanı parayla satmaz. Bir boyama kitabı, herhangi bir şeyi para karşılığı satmaz. Lütfen dolandırıcılara itimat edilmesin. Vakfımızda hiçbir ilişiği yok. Bu son yıllarda LÖSEV'in adının Türkiye genelinde duyulmaya başlaması nedeniyle vakfın adını kullanarak dolancıların kendisine pay çıkarmasından kaynaklanıyor. Lütfen kolluk güçlerini 155 polis ihbaratına bilgi versizler. Burada Emniyet Müdürümüzü de bütün Türkiye'de bu konudaki mücadelemize devam ediyor. Vakıfla yıllar önce tanışan aileler LÖSEV'i Kanal 43'ü anlattı. Ankara'da tedavi görüyoruz biz. Orada tanıştık LÖSEV'le. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Bizim hastalığımız tekrarladı. Geçen sene Kasım ayından tekrar metastası oldu. Eşimin şu an bağırsağı dışarıda, akciğere metastas yaptı. Hala tedavimiz devam ediyor. LÖSEV'in destekleri her zaman, LÖSEV her zaman yanımızda. Yani çok memnunuz. Bütün hani hastalara hani kimse bu hastalığı Allah kimseye vermesin, düşürmesin. Aileler de dolandırıcılara karşı dikkat çekiyor. Dolandırıcılarla yaşadıklarını anlatıyor. Daha benim 3 gün önce kapıma geldiler. LÖSEV'li çocuklar için para topluyoruz. İşte bir takım broşürler, bir şeyler gösteriyorlar ama dedim ki sen yerine çattın. Biz dedim LÖSEV'i hastasıyız, böyle böyle LÖSEV kapıya gelmez. Ondan sonra yani buna dikkat etsinler. Bir de şunu belirtmek isterim, bazen hani böyle LÖSEV diye makbuz karşılığı evlere geliyorlar kapımıza. Hatta geçenlerde bize yine geldiler. Ben de dedim biz de LÖSEV'e bağlıyız. Ben de eşim de kanser hastası dediğim zaman gittiler. Hani böyle birçok dolandırıcılar varmış. Maalesef Kütahya'da da var. Yani evet, onlara itibar edilmesin hani.